Bana en sık gelen yardım çağrılarından bir tanesi MetaMask'ım hacklendi ve nasıl kurtarabilirim? Sizin de anlayabileceğiniz gibi bu videonun konusu MetaMask güvenliği. Sizlere anlatmak istediğim birkaç tane şey var, dolayısıyla hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar sizlere faydalı olması için çok detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Dolayısıyla siz de bana destek olmak için bu kanala abone olabilirsiniz ve içerikleri beğenebilirsiniz. Şimdi dostlar öncelikle burada anlatacağım şeyler sadece MetaMask'ın özelinde olmayacak. Trust Wallet olsun, SafeBall olsun, Coinbase Wallet olsun, aklınıza gelen tüm kripto cüzdanlar için geçerli şeyler. MetaMask ve diğer tüm kripto cüzdanların birer arayüz olduğunu unutmamak lazım. Sizin aslen de kripto cüzdanınız blockchain üzerindeki bir kod ve siz isterseniz bu kodu 12 gizli key'iniz ya da private key'inizde herhangi bir kripto cüzdanda açabilirsiniz. Dolayısıyla bu bilgiyi de bir köşeye koyarak devam edelim. Şimdi dostlar her şeyden önce MetaMask'ın güvenliği bu 12 gizli kelimenin korunmasıyla gerçekleşiyor. Yani siz bu 12 gizli kelime ya da private key'inizi gerçekten sağlam ve kimsenin göremeyeceği yerlerde saklamıyorsanız maalesef cüzdanınızı kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz defalarca uyarılarda bulmamıza rağmen insanlar bunları bilgisayarlarında saklıyorlar ya da harici hard disklerinde saklıyorlar ya da cloud gibi, mail gibi ortamlarda saklıyorlar. Dolayısıyla bunlar da üçüncü şahısların eline geçiyor. Bu zamana kadarki bazı tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı güvenlik açıklarını akabinde daha detaylı şeylere değineceğiz. Biraz uzun video olabilir, onun için baştan kusura bakmayın ama önemli bir konu. Arkadaşlar öncelikle birçok arkadaşımızın kripto cüzdanlarını şirket bilgisayarlarına kurduklarını görüyoruz. Dolayısıyla orada ciddi bir güvenlik açığı var. Şirket bilgisayarlarına IT departmanları bağlanabiliyor. Bazı şirketler bu IT hizmetini dışarıdan üçüncü firmalardan temin edebiliyor. Dolayısıyla bu üçüncü firmalar da sizlerin bilgisayarlarınıza ulaşabiliyor. Dolayısıyla şirket bilgisayarlarına kripto cüzdanları kurmak ya da kripto cüzdanlarınızın bilgilerini saklamak çok güvenli değil. Özellikle iOS işletim sistemlerinde kripto cüzdanların otomatik kapanmadığını düşünecek olursak hem iOS'ta olsun hem Windows'ta olsun üçüncü tarafların sizin bilgisayarınıza bağlanma durumu söz konusu. Dolayısıyla orada bir güvenlik açığı var. Şirket bilgisayarlarınızı bu işler için kullanmayın. Tehlikeli gördüğüm bir diğer durum ise arkadaşlar bu 12 kelime ya da private key'in mobil cihazlarda ya da bilgisayarlarda saklanması. Günün sonunda bunlar internete bağlı cihazlar olduğu için hacklenme ihtimalinin yanı sıra cloud sistemlere bu bilgilerin aktarılması söz konusu. Geçmişteki tecrübelerimden cloud sistemlerden kaybettiği cüzdanını geri kazananlar da oldu ama cloud sistemlerinde çok kolay bir şekilde hacklenebilecek unutmamakta fayda var. Çünkü insanlar genelde cloud sistemlerine özen göstermiyorlar ve o tarafların hacklenmesi daha kolay oluyor. Dolayısıyla oradaki basit bir hacklenme cüzdanınızın gitmesine neden olabiliyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir başka konu arkadaşlar. Aynı zamanda mail ortamında saklayan bazı arkadaşlar var. Mailiniz de hacklenebilir. Bunlar güvenli şeyler değil. Benim sizlere önereceğim şey bunu bir kağıda yazmak. Hatta benim tavsiyem bir kağıda da yazmayın. İki farklı kağıda 6-6 olacak şekilde yazın ve bu iki kağıdı farklı noktaya saklayın. Dolayısıyla önemli bir konu, bizler MetaMask hacklenmesi konusundaki en büyük sıkıntının 12 kelimenin ya da private key'in 3. şahıslara teslim edilmesi sonucu gerçekleştiğini görüyoruz. Tabi buraya kadar anlattıklarım sizin hacklendiğiniz senaryolar. Bir de hacklenmediğiniz ama sizin elinizle 3. şahıslara verdiğiniz durumlar söz konusu. Bundan hızlıca bahsedeyim. Tabii bu iki şekilde gerçekleşiyor. Biri Telegram'da, diğeri ise mail ortamında. Özellikle yaşadığınız problemlerle alakalı Telegram gruplarında yardım çağrısında bulunduğunuzda hemen X bir kişiden yardım talebi gelir size. Ve bu kişi kendini support olarak tanıtır ve problemi anlatmanızı ister. Sizi uzun bir süre dinledikten sonra problemin çözülmesi için ya size bir link verir ya da doğrudan 12 gizli kelimenizi talep eder. Verdiği linkte götürdüğü sayfada sizin bir noktada 12 gizli kelimenizi girmenizi talep eder. Dolayısıyla sizler bu 12 kelimeyi bir noktada girdiğinizde cüzdanınızı kaptırmış olursunuz. O noktadan sonra cüzdanınızda ne var ne yok boşaltırlar. Mail ortamındaki dolandırıcılık da aslında buna oldukça benziyor. Size bir mail geliyor. Bu mailde MetaMask'ın güncellendiğini ya da MetaMask'ınızın güvenli bir durumda olmadığını, bu nedenle 12 gizli kelimenizi ya da şifrenizi değiştirmeniz gerektiğini anlatan bir mail alıyorsunuz. Dolayısıyla o maildeki linke tıkladığınızda MetaMask'ın sitesine birebir benzeyen bir siteye bağlanıyorsunuz. Akabinde ya cüzdanınızı bağlayarak cüzdanınızı kaptırıyorsunuz ya da oraya 12 gizli kelimenizi bir şekilde teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla cüzdanınızı o şekilde de kaptırabiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar anlattıklarım 12 gizli kelime ya da private key'in güvenliği ile alakalı kısımda. Sizler private key'iniz ya da 12 gizli kelimenizi karşı tarafa vermediğiniz sürece cüzdanınızı kaptırma ihtimaliniz oldukça düşüyor ama imkansız değil. Teknik tarafta bazı dikkat etmeniz gereken konular var. O yüzden videonun şu anda teknik tarafına geçiyoruz. Şimdi teknik tarafta dikkat etmemiz gereken 3 temel husus var. Bunların başında sahte web site, sahte token ve kötü niyetli smart contract yer alıyor. Sahte web site konusu da önemli çünkü bizler MetaMask'tan tutun kullanacağımız merkeziyetsiz platformlara kadar birçok platformu kopyalandığını görüyoruz. Ve bizler bu platformlara bağlandığımızda ya cüzdanımızı kaybediyoruz ya da
o platformdan sahte tokenlar satın alıyoruz. Dolayısıyla burada önlem almak gerekiyor. MetaMask aşamasından itibaren demiştim. Çünkü MetaMask için de şöyle bir güvenlik açığı var. Zaman zaman MetaMask'ın sitesini taklit eden reklamlar oluyor ve takdir edersiniz ki bu reklamlar tarayıcınızda en üst tarafa çıkıyor. Dolayısıyla siz MetaMask'ın sitesine giriyorum diye bu reklamın sitesine giriş yaptığınızda birebir MetaMask'ın arayüzüne sahip bir siteye ulaşıyorsunuz ve orada bir kripto cüzdan oluşturuyorsunuz. Ama bilmediğiniz bir şey var. O kripto cüzdan zaten dolandırıcıya ait. Dolayısıyla sizler dolandırıcının kripto cüzdanını kurmuş oluyorsunuz. Günün birinde oraya yüklü bir bakiye gönderdiğinizde dolandırıcı bakiyenizi boşaltabiliyor. Ya da PancakeSwap gibi merkeziyetsiz platformları taklit eden sitelere giriş yaptığınızda ve oraya cüzdanınızı bağladığınızda bir takım kötü niyetli smart kontratlara onay vermiş oluyorsunuz ve o site sizin cüzdanınızdaki tokenları kendi dandik tokenıyla takas ediyor ve dolayısıyla sizi dolandırıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Bu dikkat etmeniz gereken ilk konuydu. İkinci konuysa sahte tokenlar. Bunu anlatmak için BSC Scan'e gideceğiz ve orada size bir örnek göstereceğim. Şimdi bir diğer konuysa cüzdanınıza gönderilen tokenlar. Bu tokenlar airdrop kisvesi altında cüzdanınıza gönderiliyor ve bazen bunların maddi karşılığının olduğu da gözüküyor. Ama sizler bu cüzdandaki tokenları satmaya kalktığınızda aslında cüzdanınızı da kaptırmış oluyorsunuz. Çünkü o token'ı satmak için öncelikle bir approve butonuna basmanız gerekiyor. Yani bir smart contract'a onay vermeniz gerekiyor. Ardından swap işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ama bu kötü niyetli platforma bağlandığınızda ya da bu kötü niyetli smart contract'a onay verdiğinizde aslında cüzdanınızı da kaptırmış oluyorsunuz. Bunun detaylarından bahsedeceğim ama şimdi şu airdropları size göstermek istiyorum. Bakın bu benim kullandığım cüzdanlardan bir tanesi. Muhtemelen cüzdan adresini gizlerim. Çünkü cüzdanımın takip edilmesini istemiyorum. Ama şurada token listesine baktığımda bakın burada bir sürü alakasız token olduğunu görüyorum. Ve bu tokenların birçoğu da scam token arkadaşlar. Ben bunların herhangi bir tanesini PancakeSwap'ta ya da PooCoin App'te satmak istediğimde öncelikle bir approve butonuna onay vermem gerekir. Ardından cüzdanımı da kaptırmış olurum. Şimdi ben örnek olması adına şu 4 token'ı açtım ve bu 4 token'ı inceleyelim. Bakın burada bir uyarı çıktı ve bu uyarıda diyor ki token transferlerinde ya da geri çekme işlemlerinde para kaybı yaşayabilirsiniz diyor. Dolayısıyla bunun scam kontrat olduğunu buradan anlıyoruz. Zaten burada da bir uyarı simgesi almış. Ama çok yeni token'larda bu uyarılar olmuyor. Bunu baştan söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi bu yeni bir token. Henüz uyarı almamış ama market değerinin olmadığını görüyoruz ve holder sayısının yüksek olduğunu görüyoruz. Ben bu kontrat adresini alıp PancakeSwap ya da PooCoin'e gittiğimde örneğin göstermek adına PooCoin'e giriş yapalım. Bakın PooCoin'e giriş yaptığımda gördüğünüz gibi bunun bir market değeri olmasa da bir işlem gerçekleştiğini, bazı insanların buna kandığını görüyoruz. Şu anda PooCoin'de bunun trade'i kapatılmış ama trade'in açık olduğu durumlar da söz konusu olabilir. Sizler bu token'ı satmaya kalktığınızda öncelikle bir approve işlemi gerçekleştirirsiniz. Bir smart contract'a onay verirsiniz. Bu onayı verdikten sonra swap butonu aktif olur. Ya swap için sizden çok ciddi bir fee ücreti ister ya da bu işlemi zaten yapamazsınız. Ama yapamadığınız durumda bile smart contract'a onay verdiğiniz için kendi token'ını sizin BNB'niz ya da BUSD'nizi otomatikman transfer etmeye başlar. Dolayısıyla cüzdanınızda hiç BNB kalmayana kadar bu işlemi gerçekleştirir. Hayli cüzdanınızda hiçbir zaman BNB olmayacağı için cüzdanınızın geri kalan bakiyesine de ulaşamazsınız. Dolayısıyla cüzdanınızı kaptırma yöntemlerinden bir tanesi bu fake token'lara onay vermek. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla buradaki tokenları hiçbir zaman satmaya çalışmıyorsunuz. Bu tokenlara hiçbir zaman onay vermiyorsunuz. Onay verdiğiniz bazı durumlarda kurtulma şansınız olabilir ama bunun bir garantisi yok. Diyelim ki bir token'a onay verdiniz ve küçük küçük bakiyenizi boşaltıyor. Bunu fark ettiniz. Bunu engellemenin bir yolu var. Öncelikle bağlı olduğunuz bir site varsa o siteden çıkış yaparak bunu başlatabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken MetaMask'ınızı açmak ve buradaki 3 çizgiye basarak bağlı olduğunuz ve hoşunuza gitmeyen web sitesinin bağlantısını kesmek. Ardından BSC Scan'in ana sayfasına dönüp buradaki mor seçeneğinin altında yer alan Token Approvals tarafına gidip karşınıza çıkan sekmeye cüzdan adresinizi yazmak ve searchlemek. Akabinde açılan sayfada cüzdanınızı bağlamak. Burada Connecting Web 3 yazıyor. MetaMask'ımı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi MetaMask'ın bağlandıktan sonra burada limitsiz emir verdiğim birçok token'ın listesi var. Ama aslında bunlar limitli. Bunun detayından bahsedeceğim, bu kafa karışıklığı neden oluyor. Burada filter dedikten sonra benim şu anda onay verdiğim bir takım tokenlar burada gözüküyor. Örnek vermek gerekirse
Bunlar hiçbir zaman limited olmayacak arkadaşlar. Hep unlimited yazacak. Ama sizler aslında bu tokenlara bir limit vermiş olacaksınız. Örneğin ben bu World of Defish projesini sınırlandırmak istiyorum. Burada unlimited yazıyor. Gerçekten de unlimited durumunda olduğunu varsayalım. Geliyorum buraya. Düzenleme butonuna basıyorum. Bakın burada remote butonu aktif oluyor. Buna da basıyorum. Akabinde benim MetaMask'ım açılıyor ve diyor ki bu World of Defish token'a izin ver diyor. Bakın izini kaldır demiyor. İzin kaldırma diye bir şey yok zaten ama bunu sınırlandırabiliyoruz. Otomatikman ben buradaki onayla butona basarsam buradaki iznimi sıfır olarak değiştirir. Diyelim ki bilgim olan bir proje ama yine de sınırlandırmak istiyorum. O zaman buradaki izini düzenle butonuna basıp bakın burada önerilen zaten sıfır ama bizler dilersek buna bir sınır koyabiliyoruz. Sıfırın dışında da bir değer girebiliyoruz. Özel harcama izni dediğimizde diyoruz ki 100 VOT token'a kadar harcama gerçekleşebilir. 100'den sonra işlem gerçekleşmesin diye buraya bir işlem gerçekleştirebiliyoruz. Hiç dokunmazsanız arkadaşlar bu kısma zaten 0 olarak kaydedecektir. Dolayısıyla burada unlimited dese bile aslında oradaki limitin 0 olduğunu bizler biliriz. Bu anlamda bu işleminde 0.09 BNB gibi bir ücreti var Binance Smart Chain'de. Ethereum'da taklit edersiniz ki daha pahalı. Solana'da ya da Tron ağında da benzeri işlemler olduğunu söyleyebilirim. Diyelim ki bu çok fazla kafanızı karıştırıyor. Bunun bir alternatif yöntemi daha var. BFE Finans var arkadaşlar. Ben oldukça beğenirim. Bu hizmetinden de çok memnunum. Burada aslında limitli olan şeyler gerçekten limited diye yazıyor. Yani sınırlandırılmış olarak yazıyor. Bazı durumlarda da unlimited yazar. Bunu da yanındaki remote butonundan kaldırabilirsiniz. Birebir aynı sayfa açılır. Bakın aynı izinler. Yine izni düzenle dediğimde önerilerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Birebir aynı ama Binance Smart Chain'deki gibi hepsi unlimited yazmıyor. Limitli olan gerçekten limitli yazıyor. Dolayısıyla buradan da hoşunuza gitmeyen kontrol adresini kaldırabilirsiniz. Kontratın ne olduğunu merak ediyorsanız üzerine tıklamanız yeterli. Örneğin şu kontrata baktığımızda bunun BSC PET'in token olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu harcamamı da burada sınırlandırabiliyorum. Bu önemli bir konu. Dolayısıyla tokenlara verdiğiniz izinleri kaldırmanın bir yolu. Tabii bu işlemleri gerçekleştirmek için takdir ederseniz ki bir fee ücreti ödemeniz gerekiyor küçük de olsa. Bunu ödemek için de cüzdanınızda BNB bulunması gerekiyor. Ama bazı kötü niyetli smart kontratlar cüzdanınızdaki BNB'leri sürekli çektiği için sizin buradaki limiti kaldırmanıza izin verecek kadar token bile bırakmıyorlar. Dolayısıyla o durumda maalesef ki cüzdanınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Hiçbir şekilde cüzdanınızı geri alamıyorsunuz. Ama diyelim ki sizi küçük küçük tırnaklayan bir smart kontrat var. Onu bu şekilde kaldırabilirsiniz. O bir kurtuluş yöntemi olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi geldik son konuya arkadaşlar. Bu son konu da önemli. Biraz önce sizlere sahte tokenların airdrop olarak bize gönderilmesi ve bizim onları satmaya çalışmamız sonucunda cüzdanımızı kaptırdığımız senaryodan bahsetmiştim. Şimdi geldiğimiz son konudaysa bizler bu tokenları fark etmeden satın almaya çalışıyoruz ve dolayısıyla aynı tuzağın içine tekrar düşüyoruz. Bundan bahsedeceğim. Özellikle hype projelerde karşılaştığımız bir problem bu. Örneğin ben en son MetaVPet'te hatırladığım için onun bilgilerine ulaştım. Bakın sol tarafta MetaVPet token'ı gerçek kontrat adresi yer alıyor. Burada bilgileri falan girilmiş. Sağ tarafta ise sahte bir kontrat adresi var. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın burada token'ın isminin metavpet.com olduğunu görüyorsunuz. Sağ tarafta ise metavpet.com ve kontrat adresinin tamamı yer alıyor. Dolayısıyla burada dolandırıcı sahte token'a MetaVPet'in ismini ve kontrat adresini vermiş. Bu da neye neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Siz bu kontrat adresini aldığınızda ve pucoin.com'a girdiğinizde birçok insan düşüyor hata. Search tarafına geliyor bunu yapıştırıyor. Bu aslında token adı değil kontrat adresi. Dolayısıyla bu ismi taşıyan bir token varsa muhtemelen en üstte onun adı çıkacaktır. Dolayısıyla sizler ilk çıkana basarsanız muhtemelen sahte token'a gidebilirsiniz ve onu almaya çalışabilirsiniz ki benim yakın arkadaşlarımın başına geldi bu. Bunu önlemenin de çok basit bir yolu var. Eğer kontrat adresine eminseniz bunu searchlemek yerine şunu yapabilirsiniz. Buradaki kalem butonuna basıp kontrat adresini yapıştırıp go dersem beni doğrudan MetaVPet'in paritesine götürecektir. Alış satış işlemini ben burada rahatlıkla gerçekleştirebilirim. Şimdi buraya kadar anlattıklarım en çok yapılan hatalar ve bu hataların yapılması neticesinde boşaltılan cüzdan senaryoları. Dolayısıyla bunlara dikkat ederek cüzdanınızın güvenliğini belli bir seviyeye kadar çıkarabilirsiniz. Ama %100 cüzdan güvenliği diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta bizler internete bağlı cihazlar kullanıyoruz ve neticede bu cihazlarda hacklenebilir. Ama bu oldukça düşük bir ihtimal arkadaşlar. Siz bu güvenlik önlemlerini alın ve cüzdanınızın güvenliğini belli bir seviyeye kadar taşıyın. Benim tavsiyem MetaMask, Trust Wallet ya da benzeri cüzdanlarda yüklü bakiyeler
tutmamanız, eğer bakiyeniz sizi tedirgin edecek kadar büyükse benim tavsiyem bir kağıt cüzdan kullanmanız ya da Ledger gibi bir hard wallet kullanmanız. Neticede onlar daha güvenli sistemler, manuel işlem yapmanız gereken internetten bağımsız sistemler. Dolayısıyla onları tercih edebilirsiniz ama MetaMask'ınızda da bu bahsettiğim önlemleri alarak, bunlara dikkat ederek cüzdanınızın güvenliğini belli bir seviyeye kadar taşıyabilirsiniz. Benim açıkçası çevremde MetaMask hacklenen hiç kimse yok ama takipçilerimizden bu konuda çok fazla şikayet alıyoruz. Dolayısıyla bu videonun sizlere faydalı olacağını umuyorum. Eğer sizler de bu videoyu beğendiyseniz bu kanala abone olarak ya da bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.